Şimdi e, tabii sorunun temeli esasında Türkiye Cumhuriyeti'nde demokratik güçler birliği dengesi bozuldu. Yasama, yürütme, yargı erklere arasında olması gereken denge, düzen, kontrol mekanizması 50 artı bir denilen sayın uçumunda katkısı var o sisteme. En azından hazırlayıcılarından birisi olduğunu biliyorum. Maalesef bu ülkenin demokratik ve hukuki düzenle fayda sağlamadı, zarar verdi. İsterseniz ortaya çıkan sonuçlara bakalım. Ekonomide bakalım, siyasette bakalım, sosyal durumda bakalım. Şu anda ülkede neyi konuşabiliyor iktidar? Enflasyonu %1'e, bırak %10'a, bırak %20'ye düşürdüm diyerek onun tartışmasını mı yapabiliyor? Yoksa yegane siyasette seçimde konuşulan din bayrak üzerinden işte o vatansever bu vatan haini tartışmaları üzerinden mi gidiyoruz? Ona baktığın zaman geldiğimiz yeri anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz neyi konuşursak konuşalım. Sayın Zühtü Arslan gider ayak değil düşünceleri itibariyle bu tarz düşünceleri ortaya koyuyordu. Bu düşünce Sayın Zühtü bugünkü bu düşüncesi beğenilsin beğenilmesin. Yani oraya seçilmelerinde bir takım sorunlar olduğu söylensin söylenmesin bütün anayasa mahkemesi üyelerinin şey düşüncesidir. Yani anayasa mahkemesinin verdiği kararların gereklerinin yerine getirilemeyeceğine dair bir düşünceye anayasa mahkemesinin hiçbir üyesi sahip değildir. Eğer sahipse orada işleri yok. Orası söyleyeyim. Yani bu Sayın İrfan Fidan olsun veya bir başka seçilmiş üye olsun. Yani Cumhurbaşkanı'nın efendim işte, çok gözettiği hani hatta başkan olmasını istediği bir üye olsun. Hiçbir hukukçu, hiçbir anayasa mahkemesi üyesi anayasa mahkemesinin verdiği kararların böyle deyim yerindeyse ayaklar altına alınmasının sevgisi olamaz. Yani bunun hiçbir savunulabilir tarafı yok. İçeriğini tartış, dışını tartış. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında tonla sorun olduğunu, bugüne kadar 2012 yılından bu tarafa bu sorunların olduğunu istediğin kadar söyle. Bir Allah kulu, biraz sonra Sayın Mehmet Uçum'un neden yanlış konuştuğunu da ifade edeceğim. Anayasa Mahkemesi'nin iki defa verdiği hak ihlali kararını anayasaya ve 62-16, 6.216 sayılı kanuna rağmen bir hukukçu savunamaz ya. Ayıp bir şey bir defa. Ayıp. Yani siz burada artık tarafkir oluyorsunuz. Bir hukukçu yerli ve milli hukuk diyemez. Bir hukukçu yerli, milli, milli olmayan milli hukuk gibi bir savunma yapamaz. Çünkü hukukçu, yargı mensubu İsmail kardeşim jandarma, polis, güvenlik görevlisi değildir. Yargı mensupları devlet adına da hareket etmezler. Türk milleti adına hareket ederler. Türk milleti adına yargı yetkisini kullanırlar. Devletin yargı yetkisi değil ki. Onun için devleti de yargılayabilmektedirler. Onun için kuvvetler ayrılığı vardır. Bana çıksın sayın Mehmet Uçum. 2017 Anayasa değişikliğinden sonra 2018 yılı itibariyle başlayan bu sistemde demokratik güçler birliğinin veya kuvvetler ayrılığının yasama, yürütme, yargı arasında o anayasa kitaplarında yazdığı biçimde, kuvvetler ayrılığının yazıldığı biçimde devam ettiğini, güçlendiğini söylesin, çıksın söylesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekten yasama organı olarak işlev yaptığını söylesin. Yargının gerçekten bağımsız ve tarafsız olarak hareket edebildiğini söylesin. Nasıl söyleyecek? Neye göre söyleyecek? Kime göre söyleyecek? Kime göre adalet? Benim istediğim olduğunda adalet var, benim istediğim olmazsa adalet yok. Öyle mi? Anayasa öyle Mahkemesi'nin öyle öyle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları yargısal aktivizm olarak daha sen yargısal aktivizm ne olduğunu bilmiyorsun ya. Yargısal aktivizm dediğin zaman bir yargı mekanizmasının bir mahkemenin yasama ve yürütmenin yerine soyunması demektir kardeş. İki yargı makamı arasında, iki yargı merci arasında bir tartışma varsa buna yargısal aktivizm diyemezsin ki. Bu nerede yazıyor? Ne kim çıkarıyor? Kim uyduruyor bunu? Yani siz kavramların içini boşaltın. istediğiniz gibi değerlendirin. istediğiniz gibi işinize öyle geldiği için o gün öyle. Niye çıkıp da Anayasa Mahkemesi'nin işlerine gelen kararlarında verdiği kararları çıkıp alkışlıyorlar? O zaman e, şey değil mi? Yani anayasa Hukuku uygun mu oluyor? Anayasa Mahkemesi'nin ben beğenmediğim birçok karar vardır. 217 A karar Türk Ceza Kanunu kardeşim. Al ne ikinci derece motor taşlar vergisi tahakkuk edilen vergiyi tekrar yüklediler. Anayasaya aykırı değil mi? Dibine kadar aykırı. E, anayasa mahkemesi uygun buldu. Ne dedik? Yanlış karar ama karar bu. Yapacak bir şey yok. Uyuyacağız. Şimdi sorusuna iki cevap. Kardeşim bunu ben söylemiyorum. Anayasaya bireysel başvuru hakkı insan hakları Avrupa Mahkemesi modeliyle 2010 yılında koyuldu. Tamam 148. maddeye baktığınızda anayasada bunu görüyorsunuz. Şimdi Sayın Uçum'un söylediği 153. maddedeki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kesin olması 1982 Anayasası'nın başından itibaren var. Şimdi siz 2010 yılında Anayasa Mahkemesi'ne referanduma giderek halk oylamasıyla bir yetki tanıyacaksın. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri içine koyacaksın. Karar verebilir diyeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki bir de. kadar da böyle ya Diyeceksin ki de kusura bakma. <laughs> ya diyeceksin Anayasa Mahkemesi'nin bu kararları 153. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sayılmaz. Kesin değildir. E nedir o zaman? Ne yapacağız? Kağıt parçası şey böyle parçalayıp çöp sepetini mi atacağız? Anayasa Mahkemesi'ne anayasanın verdiği o yetkiyi anayasanın 11. maddesine rağmen bırak 153. maddeyi. Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrasını nereye koyuyorsun? Onu nereye koyuyorsun? Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesini nereye koyuyorsun? Şimdi şunu demeyi biliyorsunuz çok güzel. Bu anayasayı beni icat etme. Efendim anayasa mahkemesinin üyelerinin çoğu hukukçu değil. Kardeşim meslekten olanlar olur, meslekten olmayanlar olur. Dünyada da bunun örnekleri vardır. Şimdi bu sizin işinize gelmediğiniz kararı uygulamamaktaki sığınacak limanınız mı ya? Böyle bir dünya olabilir mi? Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruyla verdiği kararların gereklerinin yerine getirilmesinde kesinlik arz etmediğini, zorlayıcılık arz etmediğini söylersen bir anayasayı tanımıyorsun. Anayasanın 11. maddesine aykırı konuşuyorsun. İki, 2012 yılından bu tarafa verilen kararların da gereklerinin zorunlu olarak yerine getirilmesini yok sayıyorsun. Bak akademik tartışma yapabiliriz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu olağan yol mudur, olağanüstü yol mudur tartışılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu tür kararlarına karşı verdiği kararların gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu mudur, değil midir? Oturursun bunu sayfeler dolusu yazarsın. Ama Anayasa Mahkemesi'nin Başlayan 2010 yılı değişikliğiyle bu yetkisi 2012 yılından bu tarafa 2023 yılına kadar uygulanmışken bir iki da sonra giderilmişken şimdi çıkıp sırf o karar ve orada geçen mesele işinize gelmediği için biraz önce söylediğim kuvvetler ayrılığını, demokratik güçleri, demokratik güçler arasında olması gereken dengeyi e, bu şekilde alıp bir kenara koyamazsınız. Tamam mı?